Mesela kazansa bakın, da Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın. Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın. Atatürk'ün de öncülüğünde Avrupa'ya devlet göndermiş. Sizler tohumsunuz demiş Atatürk. Aynen. Ve gerçekten aynen, o atılımın faydasını görmüş bu ülke. Üstelik Çanakkale'de bütün bakın, gençlerini, eğitimli insanlarını kaybetmiş bir ülkeden, savaştan çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Kolay değildi yani. Tabii yani sınıflar, bazı okulların bazı dönemlerinin mezunu yok. Yok, aynen öyle. Hepsi acıya savaşa bak, gidip öldüğü için. Ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu ülke buradan gelmiş. Ya Kayseri dedin işte. Kayseri'de mesela Sovyetler Birliği'nden kredi alınarak kurulan fabrikanın şu andaki halini bir görseniz. Ya değil mi? Bir görseniz içiniz sızlar. Evet, ıstırap verici. O pamuklu şeylerin üretildiği, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülke insanların giyim kuşamının en önemli kaynaklarından biri olan o Sovyetler desteğiyle kurulmuş fabrikanın şimdiki halini bir görün. Onu da görmeyeyim, yani dayanamayacağım artık. Her şeyi gerçekten sattılar, soğana çevirdiler. Bu ülkenin bütün milli serveti, milli kaynakları maalesef satıldı, şey yapıldı. Ya Atatürk Havalimanı, ya ben İstanbul'a geldiğimde hani uçak geliyor Marmara Denizi'nden yeni havaalanına dönüyor ya. Tam orada Atatürk Havalimanı'nın üstünden geçiyorsun. Ya bir insan milli servetine bu kadar düşman olur mu ya? Evet, 2 milyar dolarlık pistin üstüne dolar cami yaptılar. Hayır, yok ettiler pistleri. Evet. Yok ettiler. Park yapıyorlar, taraça yapıyorlar, bilmem. Ya yazık ya, yazık bu ülkenin milli servetlerine yazık. Sen nasıl kalkınacaksın? Nasıl zenginleşeceksin? Nasıl müreffeh bir toplum yaratacaksın? Bizi şimdi 17 bin liraya kıstırdılar yani. Bu yok etme. Bu zihniyetle, bu yok etme duygusuyla, yani bir sadece birilerini zenginleştirme şeyiyle, çabasıyla nereye varacaksın ki? Bu geliri sen bu halka eşit bir şekilde, adil bir şekilde, hani eşit olmaz da adil bir şekilde dağıtmadıktan sonra bu ülkenin ekonomisini düzeltebilir misin ya? Düzeltebilir misin? Adalet. Askeri evet, hayatlar. Yaptı nitekim. Değil mi? Kırtasiye, evet, defter. Yani uğraştan yapamazsın ya işte. Önce ben hani. Evet. Tamam, şimdi döndüm sana. Önce çok beklersiniz. Çok beklersiniz derken şunu kastettim. Biz öğrenciyken hep kendi aramızdaki konuşmalarda bu cümleyi kurardık. Hak verilmez, alınır. Biz bu iktidardan insaf beklersek, vicdan beklersek, onların bu işte sizin beklediğiniz şeyleri vermesini beklersek çok bekleriz. Yani bu hayatın gerçeği bu. Çok bekleriz. Yani ben Mehmet Şimşek'ten kendi lehime hiçbir şey beklemiyorum. Bakın 14 aydır görevde ve açık soruyorum. Hepiniz ekonomiyle yakından ilgileniyorsunuz. Vatandaşın lehine bir tane kararını gösterin bana. Yani tahsilat dışında, milletten para toplama dışında vatandaşın lehine bir tane kararını gösterin 14 ay boyunca. Ya IMF temsilcisi Cotterelli hiç olmasa vatandaşın da lehine olan bir takım adımlar attırıyordu eskilerde. Şimdiki yani hem yerli IMF hem mevcut IMF'den daha şey yani. IMF'nin o zalim, insansız ekonomi modelini aldılar. IMF bile değişti Deniz. IMF artık sosyal politikaları tabii gözetiyor. Bravo. Tabii yani IMF, onu kastediyorum zaten. IMF'nin bile, Dünya Bankası'nın bile artık hani sosyal politikaları var. Evet, Vatandaşı da düşünüyor ya şunu da yapın falan diye. Şimdi yani hem yerli milli hem IMF. Açıkçası yani ölen ölür bence, kalan sağlar bizimdir. Bizim IMF anlayışımız bu. Ölen ölür. O noktaya gidiyoruz. Evet. Yani 2027'ye vaat ettikleri şey resmen bu. 2027'ye kadar dişinizi sıkın, sabredin. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir, evet, diyorlar. Kalan yani sağlar bizimdir. Onun için çok beklersiniz dedim. Yani kusura bakmayın. Sizinle ilgili bir şey değil. Bernanke dedi ki... Bekle. Bernanke dedi ki...
Ebru, ben ya bu haberi yani yabancı kaynaklardan da takip ettim. Yani iki iş, ben şeye katılım yani çok bana inandırıcı gelmedi, işte piller ısıtıldı, patlatıldı falan. Bu kadar aynı anda olmazdı diye düşünüyorum. Yani pillerin ısıtılması, patlama süresi vesaire falan değişik olabilirdi. Bence burada ciddi bir istihbarat operasyonu var. Zaten bakıyorsun işte satıcı Tayvan'da, işte üretici şeyde Macaristan'da, Macaristan'daki şirket Mossad'la işbirliği yapma potansiyeline sahip bir şirket. Yani İki şirket kurmuşlar, biri Macaristan'da bomboş, bir kadın var başında, o da ajan diyorlar. Yani bu istihbarat örgütlerinin başvurduğu yöntemler bunlar. Yani tarihte çok böyle şirket kurularak ya da işte ticaret aşamalarına sızarak bu tür eylemler yapılmış istihbarat örgütlerince. Büyük ihtimalle patlayıcı koydular. Yani pil patladığında görüyoruz. Yani ölümcül, ben hani bir telefonun pili patladı da öldü gibi haberler çok hele hele çağrı cihazı daha küçük pil kullanılıyor vesaire falan. Bu kadar ölümcül vesaire olabileceğini de düşünmüyorum. Bence Mossad bu şirketle işbirliği yaptı. Zaten aynı gün getirmişler. O yani pil kısımlarına yakın bir yere işte 30 gram kadar patlayıcı yerleştirmişler ve onu da elektronik devreyle uzaktan kumandalı halde getirmişler ve hepsini aynı anda, çok başarılı bir istihbarat operasyonu. Bakın sonuç itibariyle hani mesela terör örgütüyle mücadele ediyorsun, istihbarat kuruluşusun, kıyafet temin ettikleri şirketi tespit ediyorsun. O kıyafetlerden işte ayakkabıya mesela üretim sırasında GPS yerleştiriyorsun ve terör örgütünün konumuna o GPS'ler sayesinde ulaşıyorsun. Yani bunun gibi yöntemlerden biri bu. Merkezde esas şeyi, kritik şeyi şu: bu cihazlar örgüt içinde dağıtılacağı biliniyor. Yani dolayısıyla aynı anda patlamalar sayesinde örgütün şeması da çıkarılmış oluyor. Tabii. Yani işte 2000 telsiz dağıtılmışsa, 2000 çağrı cihazı dağıtılmışsa örgütün 2000 yöneticisine dağıtılmış. Onlar da yani takip edilmeyelim, telefon yapılıyor, kullanmayalım diye telsiz ve çağrı cihazları kullanıyorlar. Hale bak. Telsizleri de zor durumlar aynen, için. Aynen yani. Aynen, bence çok çok başarılı bir istihbarat operasyonu yapmışlar. Ben onun dışında böyle uzaktan telefonları, yani doğru, telefonun pilini ısıtırsan patlatırsın. Uzaktan telefona sızıp pili ısıtacak bir takım şeyler de yaparsın ama bu kadar sistemli, bu kadar aynı anda, bu kadar örgüte yönelik bir operasyon olması nedeniyle bu bir istihbarat operasyonu. Hani ben çok ileri buluyorum. Yani sen şöyle diyorsun, cep telefonları üretilirken patlayıcı konmuştur. Sonra o Budapeşte'de de ve bir yerde daha bomboş bir bina, bir kişi çalışıyor. Onlar aracılığıyla satış yapıldı. Yani ve uzaktan evet, da bu patlatıldı yani, diyorsun. Evet evet, yani örgütün tedarik şeyi, zinciri ne girilmiş, çözüldü. Aynen. Örgütün tedarik zincirini çözdüler. O arada bir yere konumlandılar. Ve bu patlayıcıları yerleştirip yani üretimden satışa organize ettiler. Evet, hakikaten evet, dünya yani başka bir yere evrilmiş o siber, zaman yani. Siber saldırılar konusunda sistemler çökertilebilir vesaire falan ama yani bu patlayıcı işi başka bir şey yani. Hani bir telefondaki patlama şeyi ne denir? Kapasitesi bellidir yani. Patlatma yöntemiyle değil, siber saldırılar başka şekilde. Elektrik sistemini çökertirsin, iletişim sistemini çökertirsin. Savaş sırasında ciddi avantajlar elde edersin. Aynen. Bu elektronik şey sayesinde. Ama patlama işi bambaşka bir şey. Bambaşka. Daha organize bir şey bence. Peki.